vesvese meselesi ciddi bir mesele. Basite almamak lazım. E, aman canım dememek lazım. Çünkü insan bazen kendisi gibi düşünüyor. Her insanın ruh yapısı aynı olmayabiliyor. Çok farklı tezahürleri olabiliyor ruh yapılarının. Bir takım insan tipi var ki dünya yansa umurunda değil. Ama bir takımları da var ki efendim hava bulutlu deseniz ondan nem kapabiliyor. Onu başka yerlere çekebiliyor. Bundan dolayı vesvese takıntı türünden bir illete müptela olmuş olan kimselerin olayı ciddiye alması lazım. Vesvese ile mücadelede e, bir manevi olarak e, gayret etmek lazım. Subhanel melikil hallak tespihini tavsiye ediyorlar. İn yeşa yuzihukum ve yati bi halqin cedid ve ma zalika ala Allah bi aziz ayetleriyle beraber. Sübhanel melikil halak. İn yeşa yuzihukum ve yati bi halqin cedid ve ma zalika ala Allah bi aziz. Melik olan, yaratıcı olan Allah her türlü kusurdan münezzehtir. O dileseydi sizi götürür yeni mahluklar getirirdi ve bu Allah'a güç değildir maline gelen ayeti kerime ile beraber baştaki tesbihe devam eden bir kimsenin peşinden de tabi kendini meşgul edecek bir programa sahip olması lazım. Yani vesvese illetine düşar olmuş olan bir kimse bir an bile kendi kendine kalmamalı, kendi başına kalmamalı. Onun programı 7-24 full dolu olmalı ve Şimdi ben ne yapacağım diye bir soruyu kendisine soracak kadar bir programında boşluk bulunmamalı. Bu şekilde programını doldurur, kendisini meşgul edebilecek bir takım şeylerle e, meşguliyetini canlı tutabilir, diri tutabilir. Bir de yalnızlıktan kaçar, insanlarla beraber oturup kalkabilirse bu tür şeylerin tesiri hafifler. Ama mutlak surette bu kardeşimizin bir e, psikiyatra, bir psikologa gitmesi, danışması, durumunu ciddiye alıp uzmanıyla değerlendirmesi gerekir. Evet, bizim acizane yapacağımız tavsiyeler olabilir. Bir takım zikirlere devam etmesi, efendim kendisini meşgul edecek bir takım meşguliyetlerinin daima canlı tutulması gibi, ibadetlerine dikkat etmesi, yalnız kalmaması gibi bir takım şeyleri söyleyebiliriz. Ama ileri dereceye gelmiş bir durum söz konusu ise belki ilaç tedavisi alması gerekiyordur. Belki bir şok tedavi ihtiyacı vardır. Bundan dolayı mutlak surette e, uzmanlarla görüşmeli, durumunu ifade etmeli. Şöyle bir yanlış kanıya da düşmemek lazım efendim Müslüman insan vesvese illetine musallat olmaz yani Müslüman insanda vesvese bulunmaz mümin insanda vesvese bulunmaz türünden bir yanlışın içerisine de girmemek lazım vesvesedir veya başka bir takım ruhi hastalıklardır bunlar nihayetinde hastalıktır bu hastalıklar Müslüman'a da gayrimüslüme de ...gelebilecek olan hastalıklardır. Ama Müslüman bir kimse... ...bunlarla mücadeleyi... ...daha rahat bir şekilde yapabilir. Yine mesela... ...fıkıh kitaplarımızda görüyoruz... E, ...vesvese hastalığına... ...müptela olmuş olan kimselere... ...kolaylaştırıcı bir takım... ...hükümler, ruhsatlar... ...sunulmakta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi... ...yanlış hatırlamıyor isem... ...eğer bir kimse idrar kaçırdım şeklinde bir vesveseye müptela olmuşsa, efendim çamaşırını diyor, iç donunu e, temiz bir suyla ıslatsın. Ondan sonra işte aklına geldiğinde ya ıslatmıştık ya orayı, o suyun kalıntısıdır diye vesveseyi bertaraf etmeye çalışsın. Şeytan insana ibadetlerini e, yanlışlamak için vesvese telkin eder... Nitekim Nas suresinde de elledi, yüvesvisû fi sudûrin minel cinneti ve diyoruz. İnsanlardan ve cinnilerden, şeytanlardan, insanların kalplerine vesvese veren o mahluktan da Allah'a sığınırım diye dua ediyoruz. aley vesvese e, Müslümanın başına da gelebilecek, Müslüman olmayanın da başına gelebilecek bir hastalıktır. Ama Müslüman bu hastalığı daha rahat bertaraf edebilir, daha rahat üstesinden gelebilir. Niye? Kendini namazla, zikirle, Kur'anla 7/24 meşgul edebileceği bir alan ortaya çıkartabilir. Böylelikle de bunun olumsuz etkilerinden kurtulur. Fakat özellikle de bu kardeşimizin yani intihar etmeyi düşünüyorum ifadesi alarm veren bir cümledir. Mutlak surette uzmanına gitmeli, danışmalı hatta hiç vakit kaybetmeden bir an önce yani sabahı bekleyeyim bile dememeli. Gece bile olsa bu mutlak surette uzmana gitmeli ve tedavisi yollarına bakmalı. Allah hepimize yardım etsin. Amin.